Kocaeli Televizyonu TV41 ekranlarından merhaba. Hayırlı günler diliyorum efendim. Ekonomi Kulübü programımıza hoş geldiniz. Bu haftanın konuğu eski bankacı, finans uzmanı, yeminli mali müşavir Sayın Bülent Görer. Değerli üstadım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, bu hafta açılışta dediğimiz gibi Kocaeli'nin televizyonu TV41. Aslında TV41 Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin ve dünyanın televizyonu. Dün 29. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Tabiri caizse yaş günümüzde. Evet, bu yaş günümüzde kimler vardı, kimler? Öncelikle başta çalışanlarımız. Muhasebe departmanından tutun, sekreteriyeden tutun, ana kumandadaki arkadaşlarımız, kameradaki arkadaşlarımız, spikerlerimiz, sokaklarda gezip kamerayı uzatan ve mikrofonu tutup röportajları sağlayan arkadaşlarımız, haber müdürümüz, ofis çalışanlarımız. Bir de bunun yanında dün değerli üstadım kimler vardı? Kentin değerlerini hazırlayıp sunan Sevcan ablamız. 7+'da Sadun Çetin'imiz, 3. devrede Selim ve Yiğit kardeşlerimiz, Dipnot'ta Fazile Hanım'ımız, maça doğru da yine Yiğit ve Selim Er Yılmaz arkadaşlarımız, gündem özeldim ve Cuma'nın bereketindeki tüm programlarımızı hazırlayan ve sunan arkadaşlarımız hepsi buradaydı. Peki diyeceksiniz ki bana ekonomi kulübü yok muydu? Ekonomi kulübü tam kadro burada hazırdı değerli üstad. Tabii ben sizi temsilen doğum günümüze katıldım. Bu arada sizler telefonla bize canlı bağlantıda ulaştınız. Hem bugünkü programın hazırlığı için hem de tesadüfi de olsa doğum günümüze denk geldiniz ve siz bizi oradan tebrik ettiniz. Ardından Sayın Yusuf Dilaver canlı telefon bağlantısında bulundu. Gene o da doğum günümüzü bizim tebrik etti. Tabii Şükrü Üstad, ona da buradan saygılar sunuyoruz. O da telefonla bağlanarak bizim doğum günlerimizi kutlamış oldu. Ben başta TV41 sahibi yönetim kurulu başkanımız Şahin Turgun ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha nice doğum günleri diliyorum. İnşallah biz yaşadıkça bu televizyon programımız devam edecek. Bu televizyonumuz devam edecek. İnsanlara haber konusunda ulaşmaya çalışacağız. Doğru haberle, güzel haberle, yaptığımız programlarla ince nahoş şeylere dokunacağız. Tamam mı? Ve insanlara bir takım aktarımlarda bulunacağız. Öncelikle programımı böyle açmak istedim değerli üstadım. Gerçekten. Ama sizin de fikir ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Faruk Bey'in dediğin gibi TV41 sadece Kocaeli'nin değil, dünyaya artık açılan bir televizyon. Gerçekten ulusal kanal da dememek lazım. Çünkü ben yurt dışında olduğum zamanlar bile Artı Dijital diye bir uygulamadan çok rahatlıkla girip sizleri dinleyebiliyorum. Ve Ekonomi Kulübü'nü, TV41'in programlarını izleyebiliyorum. Bu büyük bir kolaylık gerçekten. O yüzden dünyaya artık açılan bir pencere burası bizim için de. Biz de böyle bir kanalda olduğumuz için mutluyuz. Kuruluş yıl dönümü olarak 29. gerçekten yıl. Başarılı, çünkü 90'larda hatırlarsanız Faruk Bey, bizler böyle yeni yeni televizyon kanalları açılmışken kamunun dışındaki özel televizyonlara büyük bir ilgi doğmuştu. Bu tabii bu ilgiyle beraber gelen yenilikler reklamlarda, televizyon programlarında, sinemalarda vesaire dizilerde ki şu anda ihracat yapıyoruz bu dizi ve yaklaşık 30-35 sene olmuş demek yani buralara baktığımız zaman. Bu dönüş içerisinde 400'e yakın televizyonun var olduğunu ama bunlardan yaklaşık 40-50 tanesinin şu anda hayatta olduğunu biliyoruz. TV41 bu başarıyı gösteren bir televizyon kanalı olmuş. Tebrik ediyorum Şahin Bey'i, bütün ekibi. Biz de yaklaşık 3 senedir burada programlarımızı yapıyoruz. Başarılı bir televizyon inşallah çok daha güzel seyirci kitlesine ulaşacaktır. İnşallah. Ben de uzun yıllar yayın hayatına devam etmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum değerli üstadım. Evet değerli üstad, bugün aslında bir doğaçlama yapmak istiyorum. Çoğunlukla grafik üzerinden değil de biraz serbest konuşmak istiyorum. Bana katılır mısınız?
Hayal edin mi? Bizim hazır grafiklerimiz hazır yani. Peki. Hayır, onlara da değineceğiz. Çünkü tabii ki her haftaki gibi haftanın ekonomik verilerini ve yorumlamasını yapacağız. Ama onun haricinde de bazı değinmemiz gereken, en azından işte sevgili meslektaşlarımızı, sizi, bizi, kendimizi ve diğer meslektaşlarımızı kollamak ve koruma pahasına öncelikle bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Evet. Yıllar önceydi, Avrupa'daydık. Avrupa'da tabii seyahat amaçlı, yani gezmek maksatlı çıktık. Sokaklarda dolaşıyoruz, biraz da gecenin geç ilerleyen vakitleri. Tamam mı? Ya kafamı kaldırıp baktığımda bazı binaların ışıkları yanıyordu. Arkadaşıma dedim ki ya gecenin çok geç olmasına nazaran hadi biz eğlenceden dönüyoruz, otelimize gideceğiz. Bu ışıklar nedir diye sorduğum zaman, abi dedi bunlar Türklerin evidir. Nasıl yani dedim. Şimdi de burada dedi, siz Almanya'da, ben bahsediyorum. Almanya'da da hiçbir Almanın bu saatte dedi, ışıkların yandığını göremezsiniz. Niye? İşte dedi, Türkler dedi, gece geç vakitlere kadar oturur. Ama sabahleyin dedi, pek dedi, iş düzenleri yoktur onların, doğrudur. Ama Almanlar öyle değildir. Gündüzleyin sabah erkenden kalkarlar, işlerine güçlerine giderler. Akşam oldukları geldikleri zaman da bir ertesi gün işe gidecekleri için geç kalmazlar, istirahate çekilirler. Hafta sonları da ışıklarını ayakta kapalı göremezsiniz, eğlenceye giderler. Ama bizde bu tam aksinedir. Türklerin fazla işle ilgisi olmadığından dolayı her gün eğlencededir ve geç vakite kadar da ışıkları yanar dediler. Tabii gel zaman git zaman, geçen gece ofisimi kapattım, evime doğru gidiyorum. Yanımda eşim dedi ki abi, pardon dedi, bu ışıkları yanan dedi, ofisler nedir dedi. Nöbetçi muhasebeciler dedi. Nasıl yani dedi. Şimdi ben dedim nereden çıktım? Ofisimden çıktım. Nereye gidiyorum? Evime gidiyorum. Ya değerli üstad, geçen de tahmin ediyorum CHP İzmir Milletvekili Sayın Vekilimiz mali müşavirlerle ilgili mecliste bir atıfta bulundu. Dedi ki ya meslektaşları, mali müşavirleri canından bezdirdiniz diye bir tabiri kelime kullandı. Ve ben de dinledim. Sadece serbest muhasebeciler mi? Hayır. Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler. Şimdi bir önceki yılın biz bir sonraki yılda işlemlerini tamamlamak zorundayız. Örnek Ocak ayı içerisinde hem yeni yılın Ocak ayı işlemleri yaparken hem de bir önceki yılın Aralık ayının işte KDV'siydi, SGK'siydi, Mutasarı'ydı gibi hazırlıklarda bulunup onları vermek için uğraşıyoruz. Derken Şubat ayı geliyor. Bir önceki ay, Ocak ayının işlemlerini, o ayında diğer işlemlerini yaparken işte basit usuldeki vergilendirilen mükelleflerin beyanlarını vermeye çalışıyoruz. Derken Mart ayı geliyor. Ya Mart ayına bir bakıyorsunuz, gelir vergisi ayı. Gayrimenkul sermaye adından tutun, ticaret erbabından tutun, ücretli gelirinden tutun. Ne kadar sayabildiğiniz kalem varsa onların beyanını hazırlamak zorundasınız ama bitiyor mu? Hayır. Bir de yine yeni yılın bir önceki ayın işlemlerini tamamlamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanına geliyorsunuz, o dönemin işte diye adlandırdığımız beratlarınızı veriyorsunuz, sistemimize yükleme yapıyorsunuz, şirketlerinizin Ocak ayı içerisinde genel kurullarını yapmaya çalışıyorsunuz. Eğer farklı işleri varsa onları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bir de bunun yanında düşüncesizce çıkartılan kanunlarla da uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Derken Nisan ayı geldi. Ya bu Nisan ayının ne kerameti var, hala çözemiyorum üstad ama her şeyi buraya getiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz, koyuyorsunuz. 3 aylık dönem berat diyorsunuz. TÜİK'in size göndermiş olduğu defterlerini tuttuğunuz firmaların bilgilerini sizden istiyor. Bunları buraya koyuyorsunuz. O yetmeye gibi size getiriyorlar, sınavlar var bu dönemlerde biliyorsunuz. Ya yeminlilik sınavları oluyor genelde, ya bağımsız denetim sınavları oluyor, ya da onun haricinde biliyorsunuz mesleğimizi sürekli icra edebilmemiz için de bir de kredi notu almayıp da alabilmek için ekranlardan izlediğimiz bir takım krediler şeylerimiz, bilgilerimiz var. Onlarla ilgili çalışıyoruz. Tutuyorsunuz kurumlar vergisi beyannamelerini hazırlamaya çalışıyorsunuz. Ya iş yoğunluğu artık başımıza o kadar bir şekilde yüklenildi ki. Yani ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz kaldı. Ben öyle tahmin ediyorum ki bir gün gelecek vallahi ne yanımızdaki stajyerlerimiz ne de meslek mensuplarımız bu işi yapmayacaklar gibi görüyorum. Bana katılır mısınız veya yorumlarınız nasıl olur üstadım? Yani tabii
gerçekten takip etmedim hani İzmir milletvekilinin açıklamalarını. Ama nöbetçi muhasebeciyi sevdim yani, yani o kavramı. Biz tabii acil sağlıkla ilgili böyle eczane gibi bir nöbetçi olmamalıyız. Bizim işlerimiz vaktinde ve zamanında bitmelidir. Ama mesleği değerini yukarı taşıyacak olan yine meslek sahipleridir. Bakın ben avukatlar da var sonuçta tanıdığımız. Onlar da daha kendilerini korumacı bir baro ve meslek sahiplenmesi görüyorum. Maalesef bizde öyle değil. Burada genel olarak ücretlerin düşüklüğünden ve de fiyatla rekabet ederek piyasaya girme hevesinden, aynı zamanda meslektaşlarımızın tek tek çalışma hevesinden gelen bir, bence burada piyasa bozuculuğu var. Dolayısıyla birlikte çalışma kültürünün oturması lazım Faruk Bey, ülkemizde. Evet. Yurt dışında gördüğüm var, burada ciddi bir birlikte çalışma kültürü var ama yurt içinde, ülkemizde ne yazık ki birlikte çalışma kültürü çok oluşmuş değil. Biz bunu kırdık, bizim ekip olarak söylüyorum. Bu şeyi, dönüşümü tersine çevirdik. Yeminli Mali Müşavirler'de de benzer bir durum var. Orada da herkes dağınık şekilde çalışıyor. Birlikte çalışmaya alışmamız lazım. İş bölümüne alışmamız lazım. Birlikte ekip yetiştirmeye alışmamız lazım. Bakın 10 Mayıs'ta Türkiye Muhasebe Uzmanları Kongresi var. Evet işte. Bu kongrede bizim ekipten de bir arkadaşımız konuşmacı olacak. Dolayısıyla bu kongreden aslında çıkması gereken sonuçlardan bir tanesi de birlikte çalışma kültürünün oluşturulması. Bunu ya ekip kendisi yapar, sizler, bütün muhasebe mesleğindeki arkadaşlarımız, ya da bunu kanuna dayatırlar bir gün. Çok net söylüyorum. Yani maalesef biz genelde ülke olarak kanunun dayatmasını bekleyen taraftayız. Bir herhangi bir hizmet sektöründe de öyle. Yani bir şey var mı? Yasal mı? Zorunda mıyım? Yaptırayım. Hayır. Beklememek lazım. Önceden hareket etmek lazım. Dolayısıyla katılıyorum. Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Geçici vergi döneminin kalkmasını herkes çok memnun oldu. Fakat Şubat ayında bilanço geri tablosu hazırlanırken bir bakıyorsunuz ki Nisan'a geldik. Nisan'ın 26'sı olmuş. Halen bilanço geri tablosunu hazırlamayan şirketler var. Yani böyle ötelemeyi de seviyoruz meslektaş olarak. Evet, enflasyon muhasebesi yorucu oldu. Evet, dediğiniz gibi arka arkaya beyannameler var, beratlar var. Ama bunları iyi planlamak lazım. Bu da iyi bir örgütlenmeyle olur. Doğru planlama, doğru örgüt yapısı, buna göre tabii ki ücretlendirmeyle mesleği beraber kalkındırmamız lazım. 10 Mayıs'taki kongrede de benim de dile getireceğim şeylerden bir tanesi bu olacak. Bu yüzden yoksa yoğun bir dönem geçiriyor muyuz? Evet. Ama TÜRMOK Başkanı Erdal Kartaloğlu'nun bir açıklaması vardı. Bu enflasyon muhasebesiyle ilgili de geçici vergi dönemini pas geçmeliyiz diye. Gerçekten de düzeltmedir bu. Bilanço düzeltmesi ise yıl sonunu beklemek lazım esasında. Evet işte. Ama bir vergi toplama aracı olarak kullanacağı için bu sene ne yazık ki zor görünüyor. Eğer düzeltme ise kurumlar vergisi gibi yapılacaksa yıl sonunda ötelenmesi lazım. Yok eğer peşin vergiyi alayım derseniz o zaman da geçici vergi döneminde uygulamak lazım ki piyasanın hani bugün bitti diyelim. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra tekrardan geçici vergiyi birinci dönemi vermek adına zor bir 15 işte bugünden sayarsak yani 21 gün var. Neyse 3 haftamız var. Zor bir 3 hafta daha muhasebecileri bekliyor. Ondan sonra tatil yapabilirsiniz. Valla ben zannetmiyorum ondan sonra da tatil yapabileceğimizi üstadım. Niye? Bu sefer de resmi kurum ve kuruluşların bizden istemiş olduğu beyannameler devreye girecek. İşte bankalar diyecek ki kredi çalışmalarımız var. Haydi geriye dönük işte vermiş olduğunuz kurum ve gelir vergisi beyannamelerin suretlerini bize gönderin. İşte TÜİK diyecek ki hadi Nisan ayı dahil olmak ve serkanlar olacak iş yükümünden dolayı. Bilgilerinizi gönderin, TÜİK çalışmalarımızı yapalım. Ya bununla da yetmiyor üstad. E-Devlet dedik ve biz işlerimizin kolaylaşacağını düşünürken daha çok iş yükümüzün arttığını gördük. Niye? Sistem de tam şekilde Türkiye'de oturmadı. Ve her dönem biz beyannamelerimizi verirken hep sıkıntılı. Mesela dün iki nolu katma değer vergisi beyannamesini vereceğiz. Mükelleflerimiz bir ayrı yerden daha henüz bilgilerimizi atmamış. Teyitleşme yapamadık. İki, teyitleşme yapıp evraklarımızı yetiştirmeye kalktığımız zaman da sistemin çöktüğünü gördük. Uzatma da gelmedi bununla ilgili. Verebilen verdi,
göremeyen kaldı. Yarın neyle karşılaşacak onu da bilmiyoruz ki Binnoğlu KDV'de ona göre çalışma yapıp. Sürekli düzeltmeye karşıyım ben. Çünkü sürekli bir şeyleri ötelediniz. Hadi iki gün daha süre, hadi üç gün daha süre. Bu sefer bir beklenti oluşuyor. O zaman yani meslektaşlar yani, o beklentiyi almaması lazım. Yani planlamayı doğru yapacağız. Tabii ki almaması lazım. Yani piyasada planlamayı doğru yapacağız. Örgütü kendimiz doğru kuracağız. Yani şirketleşme, bireysellikten çıkma ve daha ekip olarak birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım. Öyle daha güçlü oluruz, emin olun yani. Evet. Benim görüşüm bu yönde. İnşallah üstadım. Evet, geçen günlerde biliyorsunuz 23 Nisan. Ulu Önder Atatürk'ümüzün, bırakın Türkiye'yi, çok ileri görmüş vaziyette dünya çocuklarına dahi armağan etti bir bayramı kutladık. Bu bayramla ilgili de biliyorsunuz Sayın Meclis Başkanımız kutlamış 23 Nisan'da makam araçlarını gerek trafik yoğunluğu açısından gerekse tasarruf tedbirleri amacında makam araçlarını kullandırmadı. Meclise sayın bakanlarla otobüslerle geçti. Biz de burada zaman zaman geçmişlerde hep bahsettiğimiz bir olay vardı. İşte dezenflasyon süreçte maliye politikamız ne olmalı? İşte değerli Şükrü Üstad'ın biliyorsunuz bununla ilgili birden 8'e kadar olan ve seçim öncesinde de çok kaleme, kaleme aldığı bir yazı vardı. Seçim sonrasında işte maliye politikamız ve ekonomimiz ne olmalı diye hep de konuşmuştuk. Tedbir hep tasarruf. Tasarruf denilmişti. Sayın Meclis Başkanımız bununla ilgili bir tahmin ediyorum göstermelik demeyelim de bir tedbir olarak bunu örnek olarak da sundu. Ama ben gönül istiyor ki bu bugün de kalmamalı. Bundan sonra herkesin artık makam araçlarını kullanması gerekenlerin, haricindekilerinin terk ederek önce tasarrufunun devletimizden, ülkemizden başladığını görmeliyiz. Tamam mı? Bununla ilgili ne dersiniz üstadım? Çok başarılı bir uygulama. Yani gerçekten hani tebrik ediyorum. Aynı zamanda değerli izleyenler, yani şu anda gündem olan karbon emisyonu ve karbon azaltma ile ilgili de bence son derece başarılı bir toplu taşımayı kullanma olmuş. Kaldı ki işte yeni belediye kazanımlarında efendim ihtiyaç fazlası araçların sıralandığını görüyoruz ki bu da tasarrufun bir parçası olmuş. Bunları yaşamak lazım, yapmak lazım. Ben de katılıyorum, tebrik ediyorum. Meclis Başkanı. İnşallah olur ama tabii bu tasarruf tedbirleri altında eskileri satıp da ileriye dönüp güçlendiğimiz zaman da yenilerini almayız da tedbirlere devam ederiz. O zaman ben de bir anımı anlatayım. Peki buyurun, dinliyorum sizi. Müfettiş olduğum dönemlerde 90'ların sonu Bülent Ecevit rahmetli başbakan Allah rahmet eylesin. Ve bir tasarruf tedbiri yine genelgesi yayınlamış idi. Sonrasında bir araç kiralama firmasının da hızla büyüdüğünü gördük. Sonra bu araç kiralama nasıl bu kadar hızlı büyüyor diye şöyle bir sağa sola araştırdık. Baktık ki kamuya araç kiralıyor. Çünkü rahmetli Ecevit dedi ki yani 5'te çıktınız hadi makam araçlarıyla 6'dan sonra 6'da evinize gittiniz 6'dan sonra sokaklarda siyah plakalı ya da resmi plakalı araçlar olmayacak. Herkes istiyorsa özel arabasıyla gitsin dolaşsın. Efendim kamudaki herkes ne yazık ki bu sefer araç kiralamaya dönmüş. Akşamüstü eğer siyah plakalı araç kullanamıyorsa resmi aracımı kullanamıyorsam ya da kırmızı plaka neyse ben de gider beyaz plakayı kiralarım. Bir yerden tasarruf ederim derken bir yerden ciddi anlamda yani burada topyekün toplumun, halkın, hepimizin topyekün bu tasarrufa inanmamız lazım. Lüks harcamalardan kaçınmamız lazım. Dolayısıyla bunu başarabilirsek tabii çok önemli bir adım atmış oluruz. O yüzden hani insanlık için küçük ama tedbirler için çok büyük. Yani. Evet, evet değerli üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli üstad, bayram öncesiydi tahmin ediyorum. Sayın Mehmet Şimşek ABD'de ziyaretlerde bulundu ve ziyaret sonrasında da Türkiye dönüşünde bazı dikkat çeken açıklamaları dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de katıldıkları toplantıda Türkiye ve programlarına olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini. Bunun haricinde Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada ABD'de G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları yatırımcı programlarına katıldıklarını
dile getirdi. Ve şu mesajları verdi ülkemize geldikten sonra. Diğer ülke bankaları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcıları, iş dünyası, temsilcileri ve düşünce kuruluşları da oldukça verimli görüşmelerin gerçekleştirildiğini. Ayrıca New York'ta 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında yatırımcıların iş dünyası ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu, bir kez daha görüldüğünü, önümüzdeki dönemde de atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz dedi. Sayın Bakanımızın, Mehmet Şimşek'in bu açıklamalarına nasıl bir katkıda bulunmak istersiniz üstad? Gerçekten çok önemli bir toplantıydı. Ben bizzat bu toplantıyı İngilizcesinde dinledim ve bakanın konuşmalarını hani gazeteden bir haber olarak değil, doğrudan dinleyerek yorum yapmaya çalıştım. Sunum çok başarılıydı. Sorular gayet net. Türkiye'deki gibi yani işte tabii ki Sayın Şimşek böyle bir şey yapıyor demek istemiyorum ama bir yönlendirme, elden önce soruları verilme şeklinde bir şey yok. Orada mülakat yok. Doğrudan sorular verilmiş vaziyette. Sorular sorulmuş vaziyette. Bakan Bey o kadar sakin, o kadar hakim bir şekilde cevaplıyor ki soruları. Hani takdir ediyorsunuz. Hani hakikaten insan seviniyor yani. Hani bu kadar o kadar da kötü bir ülke değilmişiz ya, bizim güzel yönlerimiz var diyorsunuz yani. Ve orada işte we need time dedi, böyle çok net. Yani bizim zamana ihtiyacımız var dedi. Ne yapacağımızı biliyoruz dedi. Konular önümüzde, dersimizi çalıştık dedi. Green ekonomi dedi. Yani yeşil ekonomiden bahsetti. İşte yeşil finansmandan, yeşil tahvilden vesaire. Buraların gelişeceğini görüyoruz. Karbon emisyonunu aşağı çekeceğiz dedi. İnanılmaz güzel açıklamalar yaptı. Ve burada bizim ihracatçılarımız için özellikle önemli olan ESG kriterlerinin önünün açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla açıklamaları çok yerinde. Enflasyon önceliğimiz fiyat istikrarı dedi. Çok net biçimde. Kur sorularına cevap vermedi çünkü bir kurla ilgili değil. Yani biz fiyat, Türk lirasının fiyatının istikrarını koruyacağız dedi. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Bu zaman planlamasını da yaptık. Orta vadeli programı yaptık. Bu programın hayata geçmesi için program her şeyle yolunda gidiyor dedi. Yani gerçekten doğru, biz de takip ediyoruz biliyorsunuz. Başarılı bir mülakat, başarılı bir sunum ve toplantıydı. Ben de bizzat YouTube'dan da dinledim. Sonradan konuşmaları çok başarılı buldum. Yani tebrik ediyorum. Sonuna kadar da destekçisiniz. O zaman şöyle diyebilir miyiz üstadım? Sayın Bakanımızın seçim öncesi ve seçim sonrasındaki hazırlanmış olunan orta vadeli ve uzun vadeli programlarımızda sistemlerin oturacağını, enflasyon kalemlerinin aşağı çekilebileceğini, insanların ileriye dönüp daha rahat hareket ederek yatırımcının, efendime söyleyeyim, ticaret erbabının ve vatandaşın rahat bir ortamda yaşayacağını söyleyebiliriz. Yani bu şu andaki bunlar onu gösteriyor. Bu emaneler bu programların sürdüğünü ve uygulandığını gösteriyor. Yani buna olan halkın inancı da var. Grafiklerimizde de birazdan göstereceğiz. Göreceğiz. Burada 12 ay ve 24 aylık enflasyon beklentilerinin aşağıda olduğunu da göreceğiz. Ki her zaman şöyle bir endişe vardır değerli izleyenler. Yani burada da biz çok gösterdik. Beklentilerin genelde üzerinde gerçekleşti. Bu sefer artık orta vadeli program olan inanç da bir anlamda aşağı gelmişti ama şimdi bence bu sefer tersine dönecek. Orta vadeli programa paralel bir veri açıklayacağımızı ben inanıyorum yani. Teşekkür ediyorum üstadım. Bu arada sayın yönetmenim uyarıyor. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Teşekkür ediyorum üstadım. Reklamlar. Evet değerli üstadım, reklam öncesinde Mehmet Şimşek'in konuşmalarını ve orta uzun vadeli programımızı değerlendirdik. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Irak dönüşü televizyonlarda ve uçağında şöyle bir gündem sorusuna cevap verdi. Dedi ki fahiş fiyatlarla mücadele
yeni tedbirler getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marketlerdeki fahiş fiyatlarına yönelik açıklamada bulunarak Erdoğan bakanlıkların çalışmalar yaptığını belirterek fahiş fiyatla mücadelede yeni bir daha caydırıcı tedbirlerin getirebileceğini söyledi. Onun haricinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak seyahati dönüşüyle ilgili gazetecilerin sorduğu bazı sorulara öncelikle buradaki temel önceliğimiz her şeyde önce vatandaşlarımızın refahıdır dedi. Ardından fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyulabileceğini, aşırı kar hırsı diskinlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın enflasyon önümüze geçemeyeceğini, ele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edilemeyeceğini, gerekli somut bir takım adımlarla enflasyonu arttıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadeleyi kesinlikle gerçekleştireceklerini, ambalajların üzerine fiyatların yazılması konusunda da düşünülebilir. Burada taviz vermeyiz. Üzerine gideceklerini dile getirdi. Ve en sonunda dedi ki bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecektir dedi. Şimdi değerli üstad, hakikaten bir AVM'ye gidiyorsunuz, alışveriş merkezine veya bir markete veya bir bakkala. Avrupa ile gene kıyaslarsak orada biliyorsunuz her malın bir üzerinde alış ve satış rakamı var. Gittiğiniz zaman pazarlık yapma gibi bir şansınız bile yok. Neyse işte alırsınız, kartınızı geçirirsiniz veya nakit paranızı öder ayrılırsınız. Ama bizde çok enteresan, piyasada hiçbir şey olmamışken bugün almış olduğunuz malı yarın demiyorum bakın üstad, aynı günün akşamı farklı bir fiyatta alabiliyorsunuz. Ve ben buna bir türlü anlam veremiyorum. Şimdi son gündür mesela bugün fahiş fiyatlar tavuklarla ilgili gündeme yansıdı ve bu 3-4 ay içerisinde %300 lira artan bir fiyat rakamı oluştu. Sayın Bakanlık görevli arkadaşlarımıza diyor ki ihracatı keseceğiz. Artık bunu fazla yurt dışına salmayacağız. Fiyatın aşağı düşmesini sağlayacağız diye bir tedbir var. Ve bugün sadece bütün televizyonlarda diyebilirim ki tavuk konuşuluyor. Şimdi siz buna ne dersiniz? Yani nasıl bir tedbir alınmalı? Cezai hüküm mü? Kapatma mı? Yoksa zincir marketlerin kapattığınız zaman burası için mi ama tümü için mi? Buyurun üstad. Doğaçlamanız biraz sert gidiyor yalnız. Şimdi değerli izleyenler, yani sezonsal bir gerçeklik var. Bence geçen sene Nisan ayına baksanız beyaz et fiyatlarının yükselişi görürsünüz. Çünkü yaz geliyor, işte mangal dönemi geliyor. Efendim, bir de tabii yani hayat pahalılığı da bir kenara konulmayacak kadar yüksek şu anda. Dolayısıyla tavuk ucuz. Yani ucuz et, ucuz proteindir. Çok da sağlıklıdır. Yani son derece bence iyi de bir gıdadır. Yani tavuk eti, beyaz et diyelim belki de. Dolayısıyla tavuk etinin fiyatlarındaki artış geçen senede, belki senelerde hep bu sezonda başlar yukarı gitmeye. Yani kışlık üretimler bu sanayilere atılır. Yazın, yaza doğru yavaş yavaş onlar çıkar stoklardan. Hani serbest piyasa ekonomisindeyiz. Serbest piyasa ekonomisinde müdahaleci olmak değil, denetleyici olmak doğrudur. Çünkü ben de yani liberal ekonomiye bu anlamda inanan birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla siz regülasyonlarınızı koyarsınız, standartlarınızı belirlersiniz, denetimlerinizi yaparsınız. Denetimleri de bizden ya da değildir diye değil, herkese aynı şekilde uygularsanız o zaman bütün toplum rahat eder. Hukukun üstünlüğü zaten budur. Yani herkese eşit mesafede ve adil davranmaktır. Bütün beyaz etçiler incelensin, bütün marketler incelensin, hepsine bakılsın. Ama bakın, Faruk Bey bir hikayesinden başlamıştı programa başlarken. Almanya'daki gibi, oradaki örnekten yola çıkarsak, çok yakın zamanda bir Almanya ziyaretim olmuştu. Orada şunu gördüm, raflarda fiyatları artık son değişti tarihi de koymaya başladılar. Evet. Yani diyelim ki bir kalem var, kalemin fiyatı diyelim 100 lira. Altında son fiyat ne zaman değişmiş? 4 sene önceki fiyat da yazan gördüm. 3 ay önce de gördüm. Yani fiyat değişimleri orada da çoğu üründe var. Ama bu etiketi koyarak son fiyat değişim tarihini de yazmaya başladılar. Ki insanlar görsün. Görsün. Evet ya tamam, çünkü fiyat böyle miydi diye aklımızda kalmıyor artık. Yani hani
Neydi bunun daha önceki fiyatı? Bilemiyoruz çünkü alışveriş yaptığımızda. Bir etiket fiyatı nasıl Türk lirası işte örnek 100 lira yazıyorsa altına da hemen sağ köşesine son fiyat değişim tarihi koydular. Bu da önemli bir bence değişiklik. Dolayısıyla elbette kontrol edilmeli, denetlenmeli her zaman. Böyle bir dönemde değil. Çok düzenli olarak denetlenmeli. Ama müdahale etmek, cezai yaptırımlar, ha döverim sizi falan mantığıyla gitmek bence doğru değil. Ama kontrol edilmelidir. Ve bunu da söylemeye de gerek yok. Sonuçta devletin de bir yetki var. Bir denetim hakkı var. Bu denetim hakkını kullanmalıdır mutlaka. Teşekkür ederim üstadım. Evet, son zamanlarda biz meslektaşlarımız da artı ticaret erbabını da sanayici demeyelim, sanayicileri bunun dışında bırakalım. Her ticaretle uğraşan insanların birbirine ihbar etmesi olayı gündeme geldi. Ve bununla ilgili de maliye kilitlendi. Neydi? İBAN korkusu. Evet, şimdi maliye IBAN hesaplarına yönelik denetimin ardından ağır vergi cezasından kurtulmak isteyenlerin birbirini şikayet etmeye başladı. Telefon açıyorsunuz bakanlığa, diyorsunuz ki veya işte o telefon hattındaki karşınıza, efendim benim bir IBAN şikayetim oluşacak, işte şöyledir böyledir. Tabi buna doğru da maliyenin kayıt dışı mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemek için dönüklük çalışmaları başladı. Bu da nedir? IBAN üzerinden yapılan ilgili Azile ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tahsilatları diyor yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başladıklarını açıklıyor. Yetkililer IBAN konusunda çok yaygınlaştığını, IBAN hesap kiralamasının neredeyse bir sektör haline geldiğini dikkat çekiyor. Öncelikle şurada şunu anlam bile veremiyorum. Bir hesap açtırıyorum, IBAN alıyorum ve size bunu kiralıyorum üstad. Çok enteresan. Bunu nasıl yapıyorum? Bunu da kendim de düşünemedim. Yani ben yapmam da ama çok kişi bunu yaptı bu son zamanlarda. Böyle bir enteresanlık var. Şimdi bununla ilgili birkaç sorumuz olacak. Hangi sektörlerde IBAN'la tahsilat daha çok kullanılıyor dersen? İnanın bir fikrim yok aslında ama Türkler tabii hemen biz böyle hızlı pratik çözümleri bulabilen bir toplumuz ne yazık ki. Keşke bu kadar aklı daha güzel işlerde kullanabilsek. Ben, ha, nerede vardı derseniz hani faturaya ihtiyaç olmayan yerlerde vardır. Örneğin bireysel ev ve temizlik gelen işler vardır. Okul ders ücretlerinde vardır öğrenciler ama arasında. Ama dağılım üstad. Buyurun. Bakın en çok para kendine mal ve hizmet satışı yapan işletmeler. Bir, mobilyacılar. İki, gazino, bar, pavyon gibi gece eğlence merkezleri, lüks restoranlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın, pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrologlar, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, mimar vesaire vesaire. En son saydığınız grup mesela ilginç gelir bana çünkü evet, meslek erbabı olan insanlar, avukat dediniz. Avukatlar genelde Ahsu Kabza diye bir vekaletle onu yaptıklarını iddia ediyorlar. Ama denetimlerde bunların çok ciddi anlamda ceza yediğini duyuyoruz. Mimarlar ilginç geldi yine. Çünkü ben alıntı yani. Türkiye'nin önde gelen mesleklerinden bir tanesi. Yazıktı yani sadece söylerim ama kuaför. Siz işte kuaföre gidiyorsunuz. Hani benim saçım sizden fazla, ben daha sık gidiyorum. Siz hiç fiş aldınız mı? Vallahi ben her ödememde zaten orada kredi kartımla yapıyorum. Kart bir post cihazı var ve güzel, hiç hesabı havale yapmadım. Ha sadece bununla ilgili değil ama işte. Hiçbir şeyde ben bunu bu yöntemi kullanmadım. Çünkü siz de, biz de, biz tamamen faturalı çalışan, 1 lira bile açıktan para almayan meslek evet, grubuna sahibiz. Evet. Dolayısıyla bizim böyle bir şey yapma şansımız yok. Ben de sizin gibi genellikle bunun önüne geçmek adına söyleyeyim. Ne alırsam alayım kartla alıyorum. Evet. Yani kuyumcu, efendim işte %2 daha fazla alıyoruz. Çekin kartla çekin. Çünkü gerçekten burada ciddi bir şey kayıt dışı var. Bu kayıt dışının kayıt altına alınması lazım, üstüne gidilmesi lazım. 1 lira bile gelirimizin şeyi yoktur bizim. Hepsi vergiye tabidir. Onların da vergiye tabi olsun, onlar da vergisini ödesin, onlar da devlete katkısı olsun. Bakın çok ilginç. Alıcılar diyor neden IBAN'a yönlendiriliyor? Bir düşüncen var mı usta? Dediğim gibi yani hani vergisi ödemek için. Şöyle bir altında şey yazı alınmış. İşletmeler bankalara kredi kartı komisyonu ödememek veya satışlarını ve satıştan değerli kazançlarını kayıt dışı bırakmak,
ve vergi ödememek için imanla ile tahsilat yoluna başvuruyor. Müşterini İBAN'a yönlendiriyor. Yalnız bunların göz ardı ettikleri ilginç de bir olay var. Veya bilmedikleri diyeyim, yani bu tamamen cahillik. Biliyorsunuz bankalar yaptıkları bu bütün işlemlerini Maliye ve Hazine Bakanlığı'na tek tek bildirmek zorundalar. Yani biz burada nasıl bir çakallık düşünerek bunu yapıyoruz bilmiyorum ama aslında bu para hareketlerinin bütün şeyleri bakanlıklara da gitmiş oluyor. Farklı, denetim kökenliyiz biz. Biz denetim yapan ekipleriz. Denetimi biliriz. Denetimin ruhunda belli kriterler vardır. Bu kriterlere baktığınız zaman değerli izleyenler, çok net bir hesap IBAN'a, bir hesap numarasına, uluslararası banka hesap numarası adı yani sonuçta, bir IBAN'a gelen para, eğer bir ay içerisinde örnek veriyorum, her gün bir tane gelse bir yerden, ki bireysel hesaplarda gelmez, değil mi? Öyle mi? Maaş yatar, varsa kira geliri olur, ya sağdan soldan borç alır, bu kadardır yani. Hadi gelsin ayda 5 tane gelsin, 10 tane para gelsin. Yazın, kriter koyun, deyin ki 50'den fazla para geliyorsa ve şirket değilse, şahıs şirketi değilse, masakta bildirilsin. Bitti. Yani bu denetime tabi olsun. Evet. Hesap versin. Çok net. Yurt dışında böyle bir şey yapamazsınız. Yani yurt dışında hesap açmak kolay değil. Evet, değil. Hesaba nakit para yatırmak kolay değil. Bunların hepsi biraz cesaret isteyen siyasi kararlar Faruk Bey. Bu cesareti gösterecek eğer siyasi otorite var ise merak etmeyin. Hepsi üstesinden gelirler ama unutmayın ki bir Maliye Bakanı yemiş bir ülkedeyiz. Zekeriya Temizel hatırlarsınız. Evet. Sayın Temizel Maliye Bakanı olduğunda nereden buldun sorusu falan ortaya çıkınca çok hızlı bir şekilde Türkiye onu öğüttü. Sayın evet. Bakan çok doğru bir şey söylemişti. Şimdi işin yavaş yavaş oraya gitmesi lazım. Kayıt dışı, kayıt altına alınmalıdır. Tamamen destekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet değerli üstadım, aslında çok sorular var bununla ilgili. İşte vergi mükellef olmayıp IBAN'a para yatıranlar sorumlu mu? IBAN'la tahsilat yapanlara ne tür işlem yapılacak? IBAN kiralaması yapanlara ceza var mı? Maliye çağırıp hesap sorar mı? Gibi. Ama ben bunların detayına girmiyorum. Sadece değerli izleyenlerime, iş güç sahiplerini de burada uyarıyorum. Mümkün olunca IBAN'la hesap tahsilatına girmeyin. Adam gibi patronunuzu, ihsaniyenizi ve belgenizi düzenleyip tahsilatınızı yapın diyorum. Evet değerli üstad, bu hafta Türkiye'de ekonomiksel olarak neler oldu? Sizin verilerinize geçmeden ben 3-4 kalem Türkiye'yle ilgili bir açıklama bulacağım. Ondan sonra da ekonomik verilerimize geçmiş olalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisinin %35,17'ye yenilediğini, 24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisinin ise 22.67'den 22.05'e, Nisan ayı sonu ilişkin politika faizi olan Merkez Bankası'nın bir haftalık vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi %50 seviyesinde belirlendi. Yıl sonu dolar TL beklentisi bir önceki anket döneminde 40.53 TL iken bu anket döneminde 40.01 TL oldu. Böylelikle bu yıl ilk kez ankette dolar TL beklentisi bir önceki aya göre de düşmüş oldu. Bu birinci. İkincimiz Şubat ayı. Şimdi mesela burada grafiklerde olmayan Faruk Bey bir şey söylemek isterim. Evet, dolar beklentisi de aşağı geldi. Çünkü mesela Sayın Şimşek ve Sayın Karahan'ın Amerika'daki temaslarında öncelikle Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık bir destekte, kredi desteğinde bulunacağından bir haber aldık. Arkasında bir iki tane daha ufak tefek kredilerden bahsedildi. Dolayısıyla Türkiye'ye bir döviz girişi olacak, o görünüyor. Kuvvetle muhtemel şu an çalışmaların yapıldığı ve Haziran ayına gri listeden de çıktığımızı görünce Türkiye'ye bir para girişi olacak. Para girişi olursa ne olur? Bollaşan paranın fiyatı düşer. Yani dolar TL'nin değil mi aşağı gelmesini tahminliyor, piyasa tahminliyor, piyasa görüyorsunuz ki başladı bunu tahminlemeye. Bir sonrakinde 40'ın altına düşecek. Şimdi düşünün ki elinizde bir şu anda bir dolar var. Ya bunun 12 ay sonra 40'ın altında olacağını zaten piyasa öngörüyorsa siz de ne yaparsınız? Getiri tarafında dolarda mı kalayım, TL'ye mi geçeyim, efendim altına mı döneyim, borsaya mı gireyim, başlarsınız düşünmeye. Yani bunu umarım izleyenler de takip ediyordur ki buna göre finansal kararlarını almaya başlasınlar. Peki efendim. Şubat ayındaki cari işlemler dengesi geçen yılın aynı
aynı dönemine göre %64 geriyerek 3.26 milyar dolar açık veriyor. Enerji ve altın hariç cari işlemler dengesi Şubat'ta 2.1 milyar dolar fazla veriyor. 12 aylık kümülatif toplamda ise cari işlemler açığı Ocak ayındaki 37.6 milyar dolardan 31.8 milyar dolara gerilemiş oluyor. Evet, rakamlara bakarsak sadece gerilemiş diyoruz ama sebeplerine inmek lazım. Tabii burada ki ihracatın gerileyip gerilemediğine, ithalatın hangi seviyede olduğuna bakmak lazım. İşler mi kötü gidiyor yoksa azaldık? Yani bunları iyi analiz etmek lazım ki burada ihracatın artmadığını gözlemliyoruz. Bu bizim için çok endişe verici aslında. Dolayısıyla yani ithalat tarafında fiyatlar yatay giderken normalde daha yüklenirdi ithalata ama şu anda önleyici tedbirlerden dolayı da orada da bir yavaşlama var. Yani bu bir geri çekilme olacak ki zaten orta vadeli programı da uygun gidiyor aslında. Daha düşük bir cari açık olmasını biliyorsunuz her zaman bekliyoruz yani. Evet. Peki üstadım, Uluslararası Para Fonu IMF 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini %3.1'de sabit tuttu. IMF 2024 küresel büyüme tahmini ise Ocak'ta açıkladığı %3.1'den %3.2'ye revize etti. Evet. IMF'in Türkiye TÜFE tahmini ise 2024 için ortalama %59.5'den 2025 yılı içinde %38.4 seviyesinde bulunduğunu dile getirdi. Bulunuyor. Yani böyle bir şeyde değerlendirme yapmış. Piyasanın çok üstünde aslında IMF'in enflasyona ilişkin TÜFE beklentisi. Büyümeye ilişkin revize etmemesini bence biraz daha takip edip görme noktasında bıraktı. 3.1 evet bir şey yok. Ama dünyada da bir aşırı büyüme döneminde olmadığını görüyoruz bunun. Ama TÜFE ilişkin beklentileri hala yüksek tutuyor olması biraz ilginç geldi. Çünkü hem bizim piyasamızın beklentisi hem de orta vadeli programın çok üstünde bir enflasyon tahminlemesi var. Umarım IMF yanılır. Umarım orta vadeli program kazanır. Evet, teşekkür ediyorum değerli üstadım. Doğaçlamamız bitti, serbest konuşmamız gitti. İsterseniz vaktimiz var mı sayın yönetmenim? Her zamanki gibi biliyorsunuz her hafta biz ekonomik verilerimiz slaytlara başlıyorduk ve dolar TL ile genelde başlıyoruz. Söz sizin, buyurun üstadım. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, dolar TL'de bir süredir yaklaşık belki 9 aydır yeni ekonomiyle beraber, yeni ekonomi yönetimiyle beraber bir kontrollü döviz programının olduğunu hep söylemiştim. Buna ilişkin şimdi yavaş yavaş bir nolu slaytlarımıza başlayalım. Evet, bir nolu slaytımızda dolar görüyorsunuz ki haftaya 32.29'dan başlamıştı. 32.50 seviyesinde kapattı. Çok kontrollü, yavaş kuruşlarla giden bir artış var. Şöyle birazcık iki nolu slaytımızda da bir aya bakalım istedim. Yani bir hafta artık bize çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü çok yatay bir seyir görüyoruz Faruk Bey. Bunun yerine bir aya bakalım. Bir aya baktığımızda 32.11'miş bir ay önce. Ekranlara yansıdığı gibi 27 Mart'ta 32.11. Halen 32-33 bandındayız dikkat ederseniz. Kontrollü kuruş kuruş yukarıya gidiyoruz. Peki biraz böyle hani azıcık daha açalım isterseniz. Hani bu yılın başından bugüne neredenmiş, nereye gelmiş ona bakalım. Evet, 29.45'teymiş. 29.45'ten gelmişiz 32.5'a. Evet. Yani dövizdeki tabii artışın çok olmadığını görüyoruz. Hadi isterseniz 4 nolu slaytımıza geçelim ve doların son 1 yıl yani geçen sene Mayıs'ın başından bugüne nasıl bir seyir izlediğini görelim. Bakın Mayıs ayında seçimler vardı hatırlarsanız geçen sene. Seçim öncesi 19.42'lerdeydi. Seçim yanında hızlı bir yükseliş. Çok hızlı bir yükseliş oldu. Orayı elimine edelim şimdi. Evet. Ekranlara yansıdığı gibi değerli izleyenler. Öyle bir seviye oturdu ki 32 lira bir geldi ve ekranlarda gördüğünüz gibi yatay yukarı giden düzenli bir artış, kontrollü bir döviz kuru hesabımız var. Evet, yani yatırımcısına bir yıl içerisindeki kazancı 19.42'den 32.55'e. Tam bir yıl öncesine bakarsak ama bir ay sonraki programımızda şunu söyleyeceğiz. Evet, bu kadar bir artış yok. Dolayısıyla da daha artık dövizle çok bir getiri beklemek yanlış. Yani dikkat etmek lazım diyelim. Evet. Peki bu ekranlarda yine iş yatırımın çok güzel bir grafiği var. Sizle onu paylaşıyorum ben.
6 ay öncesinde doların fiyatını, Güney Afrika randını ve de üstüne Brezilya realini bir sabitlersek bugün hangisi nerede? Bakın 5 nolu slaytımızda sizlere doların çok kontrollü, dolar TL'nin yukarı gittiğini gösteriyoruz. Şu anda gerçek bu. Eğer dünyayla biz paralel gitseydik Faruk Bey, aynı seviyede gitseydik ki bizimle gelişmekte olan ülke ayarındaki iki tane ülkeyi gösteriyoruz burada. Onlar da 100 liraysa bugün yine 100 lira 6 ayda. Evet. Onlarda da dövizde bir kazanç yok. Yok, evet. Ama kurda Türk lirasına baktığımızda yine bir %18'lik 6 aya göre bir kazanç var. Kademeli. Hani ihracatçılar bağırıyor ya kur artmalı kur artmalı diye. Demek ki Brezilya'dakiler ölmüş yani. Hani evet. Kur artmıyor 6 aydır nefes alamıyorlar. Aynı yerde düşünün. 32 düşünün bugün. 6 ay sonra yine 32. Yani bunu böyle okumak lazım. 5 nolu slide bu yüzden çok kıymetli. Benzer ülkelerdeki döviz hareketi. Çünkü sadece dolar TL'ye bakarak hareket etmemek lazım. Bu başka bir ülkede nasıl gidiyor diye bakalım. Şimdi evet. Gelelim doların gerçekten güçlü mü değil mi? Bunu da DXY endeksiyle beraber biliyorsunuz kontrol ediyoruz. Dolar 6 tane para birimine karşı güçlü mü ya da zayıf mı bunu görüyoruz. Bir haftaya baktığımız zaman bir parça böyle hani dolar TL gibi çok küçük bir güç kaybı var sanki. Efendim şimdi ekranlara yansıdı altın dolu slaytımız. Altın dolu slaytımızda gördüğünüz gibi yatay var. Peki bunu birazcık böyle bir yılbaşından yine bugün alalım. Nereden nereye gelmiş? 7 nolu slaytımıza baktığımız vakit ise 101'miş diyelim, 101. Evet, evet. Bugün geldiğimiz yerde 105.5. Şimdi ufak ufak dolarda güçlenme var. Biliyorsunuz ki yılbaşından beri faiz artışını durdurdu ama faizi de düşürmedi FED. FED düşürmeyince faizi bu sefer dolarda bir güçlenme gördük. 101 seviyesinden. Yukarıda 100 seviyesi eşik seviyemiz bizim Faruk Bey. Evet, 100'ün altındaysa dolar bu 6 para birimine karşı değer kaybediyor. 100'ün ne kadar üstüne giderse dolar güçleniyor demektir. Bu yüzden tersten okuyacak olursak borçlanmalarınızı da demek ki dolardan değil belki euro tarafına çekmekte fayda var. Çünkü doların güçlendiği bir patikadayız şu anda. Evet, peki bir yıla bakalım. Bakmayalım üstadım. Bir peki. Reklam arası verelim. Her reklam arası olsun. Kaldığımız evet. Yerden devam edelim. Evet, değerli üstadım, reklam arası demiştik. Dolara yılbaşından bugüne bakmıştık. Bir de yıllık bakacaktık. Buyurun efendim. Evet, dolar endeksi doların güçlü ya da zayıf olduğunu gösteriyor hatırlarsanız. Evet, üstadım. Bir yıl, yani böyle bir geniş bakmaya çalışalım. Son bir yılda ne olmuş? Dolar güçlenmiş mi, zayıflamış mı? Ekranlara yansıdık. Şimdi bakın yılbaşında 101'miş, bugün 105 evet. Dedik. Yani %4 gibi bir değer kazanmış dolar diğer para birimlerine karşı. Evet. Son bir yıla bakıyoruz. Son bir yılda bu yine 101 seviyesinde Faruk Bey. Ekranlara yansıdı 8 nolu slide. Yine 101'de, bugün yine 105'te. Yani yılbaşında ama ekranlarda şu anda yansıdığı üzere dalgalı bir seyir var. Evet. Bu özellikle biliyorsunuz ki Gazze, İsrail çatışması savaşından itibaren de tekrar güçlenmeye de başladı. Dolayısıyla dolar şu anda güçlü. Diğer para birimlerine karşı güçlü. Bunu bilelim. Peki gelelim hani hep konuşuruz yatırım araçlarına. Yatırım tavsiyesi değil ama biz gerçekleşmeleri size gösteriyoruz değerli izleyenler. Şöyle 4 tane rakam vermeye karar verdik. Bugün Ekonomi Gazetesi'nde yayınlanan çok güzel bir grafikti. Sizler için ben de paylaşıyorum. Yılbaşından bugüne yaklaşık 4 ayda Faruk Bey borsa %30 getiri var borsa. Evet. Altında, gram altında %23 getiri var. Evet. Dolara baktığımızda ise yılbaşından bugüne %10 getiri var. Peki enflasyon ne olmuş? Tüketici fiyat endeksi. Enflasyon da %15 artmış. Evet. Dolayısıyla aslında enflasyonun üstünde bir getiri olan iki tane konu var. Bir, borsa. Çarpı 2 yapmış enflasyonu. Diğer altın.
2 altın. Evet. Dolarda bekleyen üzülmüş. Dolarda bekleyen üzülmüş. Peki dolarla borsanın hareketine bakalım isterseniz. Onun için 10 nolu slaytımızı ekranlara yansıttığımız vakit göreceğiz ki esasında bir taraftan dolar TL böyle kontrollü yavaş yavaş yukarı giderken sağ endeksi onu gösteriyor. Borsada ise bir dalgalı seyir ama aynı seviyelerdeler. Yani endeks olarak bakarsak. Dolayısıyla hani geriye dönük şöyle Şubat'ın başından beri son 2 aya bakarsak son 2 ayda çok dalgalı ama benzer seviyelerde bir artış var diyelim. Peki değerli izleyenler geçen hafta borsada ne oldu? Borsaya bir giriş var. Bakın Faruk Bey biliyorsunuz son bir ay önceki programımızda da yine benzer bir giriş olduğunu söylemiştim. Bu giriş devam ediyor. Ekranlara 11 numaralı slaytımızı rica edelim. 11 numaralı slaytımızda hisseye geçen hafta 160 milyon dolar giriş var. Yanlışlıkla çıkış yazmışız. Evet. Ama giriş var. Giriş var. Giriş evet. Var, evet. Düzeltmiş olalım. Düzeltmiş burada. Olalım. Evet. Aynı şekilde tahvil bir sonraki slaytımızda da göreceğiz. 49 milyon dolar giriş var. Evet. Orada da burada çıkış da, demişiz. Evet, çıkış demişiz ama giriş var. Evet, unutmayalım. Peki gelelim hani dolar endeksiyle Faruk Bey. Evet, Amerika hazinesinin 10 yıllık vadeli tahvillerini biz hep evet. Karşılaştırırız. Çünkü o da bize bir güçlenme. Yani hangisi çapraz kontrol gibi düşünelim. Çapraz kontrol yaptığımızda 13 nolu slaytımızı sizler için hazırladık. Burada da dolar endeksi ve hazine tahvilinin güçlendiğini görüyoruz. 10 yıllık vadeli faizlerin de yine 5'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz ki 4,5-5 arasında demek ki politika faizinin biraz altında gerçekleşiyor ama yükseliş trendinde şu anda henüz düşüşe geçmemiş vaziyette ki doların güçlendiğini gösteriyor. Değerli izleyenler peki girelim. Türkiye borsasını konuştuk. Fena gitmiyor yılbaşından bugüne. Ya küresel borsalar? Küresel borsalar nasıl seyrediyor? Evet, endekslerine bir bakalım. Evet, evet, evet. Bir ara bir düşüş yine bir gördük ama bir toparlama imalesi var şu anda. Gelişmekte olan ülkeler ve küresel borsalara baktığımız vakit son böyle bir ay önce hafif bir düşüşe geçiyor gibi olmuştu ama Nisan'la beraber tekrar bir yükseliş trendine girdi. Bahar geldi herhalde biraz böyle ısındı herkesin kanı. Tekrardan sahalara döndüler ve alım yapmaya başladılar gibi görüyoruz. Peki gelelim altın ve petrole. Altın ve petrolde 15 nolu slaytımıza geçtiğimiz vakit her ikisinde yaklaşık hani 4 aydır bir yükseliş vardı. Bu yükseliş son birkaç hafta önce altında da yine bir geri çekilme acaba oldu. Geri çekilme devam edecek mi etmeyecek mi yoksa altında işte 4000 dolara giden bir serüven mi var falan gibi böyle bir hızlanmıştı. Hatırlarsanız biz yıl başında yaptığımız programda yıllık getirilere baktığımızda değerli izleyenler yılda 2023 yılında altın sadece %4 getirmişti. Ons cinsinden evet. Bakarsak. Evet. Fakat gördüğünüz gibi ekranlarda da Aralık'tan itibaren de hızla yukarı gitti. Yaklaşık 2400 seviyelerini aştı. Biraz geri çekilme var evet. Ama takip edeceğiz. Ha, bu geri çekilmenin arkasında hangi sebepler var? İzlemek lazım. Yine sadece borsa endeksine baktığımızda Türkiye'de bu borsa endeksinin 16 nolu slaytımızda ekranlara yansıdığı üzere bir 6 aylık serüveninde dalgalı bir seyir. Evet işte. Yine Gazze Savaşı ile beraber yatay, sonra bir tırmanış yeni yılla beraber. Tekrar geri çekilme, ufak ufak yeniden bir hareketlenme görüyoruz ki getirinin olduğu başka bir şey yok şimdi. Dolarda artış yok. Altın işte yavaş yavaş artmaya başladı. Dolayısıyla vatandaş aslında parasını borsada değerlendirdiğini görüyoruz. Ama burada değerli izleyenler, Sayın Şimşek ve Sayın Karahan'ın Amerika ziyaretleri gibi Türkiye'ye yabancıların bakışının değiştiğini görüyoruz. Türkiye'ye 18 nolu slaytımızda CDS'ler var ama onun öncesinde borsayla CDS'i önce görelim 17 nolu slaytta. Her ikisine baktığımızda yabancıların CDS'i yani Türkiye'ye verdikleri risk primi aşağı geldikçe daha güvenli bir liman olarak Türkiye adlandırıldıkça CDS'ler aşağı geliyor. CDS aşağı gelince borsamız yukarı gitmiş demek. Dolayısıyla 18 nolu slaytımızı şimdi ekranlara getirdik. 5 yıl vadeli CDS'lerimize baktığımızda. Sadece 5 nolu yani 5 yıllık vadeli CDS'lerin ise yatay seviyeye geldiğini görüyoruz ki ben bizzat dinlediğim o Mehmet Şimşek'in sunumunda da Sayın Bakan dedi ki CDS'ler dedi 800'lerden
900'lerden düştük 300'lerin altına. Bu da olumlu gösterge. Şu an işte 300 seviyesinde yapıyor. Evet, değerli izleyenler, Faruk Bey söyledi ama görsel olarak ben de hazırlamıştım sizlere. 19 nolu slaytımızı yönetmemizden rica edelim. 19 nolu slaytımızda 2024 için IMF Nisan ayında yaptığı tahminde pek bir şey yapmadı, değişiklik yapmadı. Biraz izleme tarafında gördüğüm kadarıyla. Çünkü yakın zamanda ilk çeyrek açıklanacak, onu görmek istiyor. Efendim 2023 yılı için bir düzeltme yapılacak mı rakamları, biraz verileri takip etmenin. Temmuz ayındaki sonraki raporu, Temmuz ayında Faruk Bey. Temmuz ayında IMF'nin yeni raporundaki büyüme tahminlerini bir daha görmeyi ben arzu ediyorum. Çünkü tahminince orada enflasyondaki iyileşmeleri görecektir. Görecek, evet üstad. Kayıt dışındaki bu IBAN'lar vesairelerin de kayıt altına alındığını göreceğiz. Dolayısıyla ben orada iyi bir iyileşmenin olacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum, evet değerli üstad. Birazcık değerli izleyenler, azıcık dünyaya bakalım isterseniz. Dünyada işler nasıl gidiyor? Şimdi Euro bölgesine baktığımız zaman, Euro bölgesinde biliyorsunuz ki geçen sene küçülme vardı. Bizim temel partnerimiz Almanya'nın, yine Almanya'ya geldik Faruk Bey, Almanya'nın da küçüldüğünü görmüştük ki bunu biz hep alarm olarak sanayicilerimizi uyardık, ihracatçılarımızı uyardık. Küçülüyor, Almanya küçülüyor, Avrupa küçülüyor. İhracat planlarımızı, bütçelerinizi buna göre yapın demiştik. Fakat Şubat'tan beri iyi bir çıkış var Şubat ayında. Ben hatırlar mısınız? Ben bir programda dedim ki Avrupa 6 ay 9 ay bekler. Evet. Sonrasında motor tekrar çalışmaya başlar. İnşallah bu Şubat ayıyla beraber motorun tekrar çalışmaya başladığını göreceğiz ki onlar da durgunluk istemez. Avrupa'da durgunluk istemez. Peki Amerika tarafında nasıl işler? Perakende'ye bakalım. Evet işte. Perakende de orada da bir toparlanma var. Yani sıfır eşiğin üstünde 21 nolu slaytımıza ekranlara yansıdı. Bir toparlanma emaresini görüyorsunuz. Mart'la beraber ivmelenme, toparlanma devam ediyor Faruk Bey. Evet. Peki gelelim Türkiye'ye. Satış açımda. Evet. Yani Türkiye'de de perakende de bizim özellikle takip ettiğimiz iki tane endeks var aslında. Satış hacim endeksi. Bir de Gelir Dergisi Başkanı'nın açıkladığı ciro endeksi var. Bu ikisinden bugün satış hacmini, yani TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımız vakit görüyoruz ki perakende de işler güzel. Bakın koyu renkli olan çizgide ekranlara yansıdığı üzere ivmelenme var. İnşallah Faruk Bey bizim IBAN'daki işler karta döner de kartla kayıt altına alınır. Perakendenin de satış hacmini de artırırız. Evet. Nakitleri düştüğünü göreceğiz. Evet. Ama değerli izleyenler, perakendedeki firmalarımızdan, müşterimizden biz şunu görüyoruz Faruk Bey. Kartla özellikle deprem bölgesinin olduğu yerlerde, özellikle mültecilerin olduğu yerlerde nakit işlem daha fazla. Evet. Buradan da uyaralım, nereye bakacağını biliyor aslında herkes. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki gelelim 23 nolu slaytımıza. Değerli izleyenler, Faruk Bey az önce yine sizlere aktardı. Piyasa katılım anketleri düzenlenir. Bu anketlere göre beklentiler görünür. Bu beklentilerde hem 12 ay sonra hem de efendim 24 ay sonra TÜFE beklentisi var. İkisinde de bir ivmelenme var. Ama ekranlara yansıdığı üzere bu Temmuz'da çok daha yüksek bir beklentiyken yavaş yavaş beklentilerin aşağı geldiğini görüyoruz ki bu fiyat politikasını etkileyecektir Faruk Bey. O fahiş fiyat koyanları da ya bir dakika enflasyon da düşüyor artık, ben artırmayayım fiyatı demeye başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. İnşallah onlar da kendilerine bu anlamda ayar çekerler. Evet. Şimdi Amerika'nın birazcık TÜFE'sine bakalım. Amerika'nın TÜFE'sine baktığınız vakitte 24 nolu slide ekranlara yansıdı. Burada da çekirdek enflasyon ve de bizim Fed'in hedef seviyesine baktığımızda hani bir parça böyle düşüş var zaten ekranda göründü. Yani son bir senedeki yaklaşık 7'lere varan enflasyonun şu anda 2.8-2.5 seviyelerine geldiğini görüyoruz zaten. Ama burada Fed'in açıklamasını da unutmayalım değerli izleyenler. Enflasyon henüz istediğimiz seviyede değil dediler. Onlar biraz daha böyle 2'nin altına sarkmasını bekliyorlar. Evet. Merak edenler için 25 nolu slaytımızda da Fed'in tahminleri, Amerikan ekonomisine göre tahminlerini birazcık bir en azından gösterelim. Burada ben değerli izleyenler 25 nolu slaytta en değer verdiğim yer ilk satır, yani büyüme. Evet. Diğerleri birazcık daha bizim kendimizden uzak meseleler. Bizi elbette etkiliyor ama büyüme. Amerika'nın eğer Fed Amerika'nın büyümesini tahmin ediyorsa 2025 ve 2026'da
bakın ikiler seviyesinde olacağını. Evet. Amerika'nın iki seviyesinde büyümesi neredeyse bizim ekonomimizin yarısı kadar bir etki yaratıyor. Doğru. Dolayısıyla gayri safi yurt dışı Amerika'nın eğer önümüzdeki 3 yıl içerisinde %2 seviyesinde büyüyecekse bu çok pozitif bir şey. Ben bunu olumlu olarak görürüm. Diğerleri hem dediğim gibi ülkenin kendi iç dinamikleri, evet, bizimle de elbette alakalı ama büyüme göstergesi benim için çok daha kıymetli. Buna göre biraz daha yatırım kararı almak isteyenler için iştah açıcı bir dönem var diyebiliriz. Evet. Peki bu yatırım kararlarında sanayi tarafında Avrupa'nın verilerine bakalım. Evet, evet. Değerli izleyenler, Euro alanında sanayi üretim ve imalat verisi 26 nolu slaytımız ekrana geldiğinde göreceğiz ki burada az önce konuştuğumuz hani o değer kaybı vesaire vardı ama bir parça halen negatif bölgede gidiyoruz. Bunun ama sağa doğru bakarsanız ekranlarda yansıdığı üzere küçüldüğünü görüyoruz. Yani Mart'ta daha derinleşmişti. Eylül ayında geçen sene o derinlik tap yapmıştı ama şimdi bir toparlanma var. Dediğim gibi önümüzdeki aylarda sanayinin de Avrupa'da iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Evet. Gelelim dünyanın ana motoru diyeceğimiz artık. Çin'e gelelim. Evet, Çin'e gelelim. Evet. Çin'e geldiğimiz vakit burada Çin'de aktiviteleri biz perakende satışlar yine üretim tarafına bakarsak eğer ben fena görmüyorum aslında. Burada bir toparlanma var. Perakende de bir gevşeme oldu ama büyüme tarafı yani sanayi tarafında bir iyileşme var. Negatiften çok uzakta. Yani sanayi üretimi yaklaşık 7'ler seviyesinde artmış vaziyette. Perakende de 5,5 ki Çin artık kendi içine dönmüş vaziyette. Yine bir perakende bir firma sahibiyle yaptığımız sohbette Türkiye'de yaklaşık 100 yurt dışında 65 tane mağazası olan bir firma dedi ki ya Çin'e gittim. 1500 mağazası olan bir firmaya tanıştım. Sadece Çin'in içinde düşünün mağazaları. Yani içeride bir iç tüketimin arttığını görüyoruz ki bu da bizim için Çin'in hangi tarafa evrildiğini gösteriyor. Biraz içine kapanıyor. İçine kapanıyor. Evet. Küresel tarafta değerli izleyenler 28 nolu slaytımızı rica edelim. Gıda fiyatları nasıl gidiyor? Gıda fiyatlarında da ufak ufak toparlanma var. Yani grafiğin çizgi halindeki grafiğin sağ alt tarafında bir toparlanma görüyorsunuz ki örnek olsun diye verdik. Çünkü çok tüketilen bir ürün kakao. Evet. Bu kakaoda da ciddi bir fiyat artışı söz konusu. Evet. Evet. Yani çünkü kakao çikolatayı etkiliyor. İşte bir sürü bisküvi ürünü kahveyi, etkiliyor. Kahveyi etkiliyor. Efendim evdeki kekleri etkiliyor. Evet. Her şeyi etkiliyor yani. Burada bir emtialarda bir artış olabilir. Yani gıda fiyatlarını iyi takip etmek lazım. Evet. Gıda fiyatlarını takip ederken Türkiye'ye para girişi olur mu? Yani emtia fiyatları gidiyor. Küresel borsalar yukarıda. Efendim Fed'in faizi yukarıda durmaya devam ediyor. Düşmedi. Bu yıl belki Eylül ve sonrasında bir indirim olabileceğine dair var. Türkiye sermaye girişi oluyor mu olmuyor mu? 29 numaralı slaytta da bakalım bunu işte görüyoruz. Evet. Bakın burada gördüğünüz üzere Türkiye'de diğer yatırım dediğimiz yani net hata noksan diye adlandığı para çıkışı var. Evet. Yani son dönemde bu sene başlar başlamaz bir para çıkışı gördük ki bunu da değerli ekonomist Mahfi Yılmaz çok eleştirdi. Nereden çıktı belli olmayan bir para çıkışı var diye eleştirdi. Ve rakam çok büyük. Yani yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde bir çıkış çok dikkat çekici oldu. 30 nolu slaytımızı pas geçebiliriz değerli yönetmenimiz. Evet. 31 nolu slayta gelelim zamanı da iyi kullanmak adına. Değerli izleyenler, kredi kuruluşlarının zaman zaman Türkiye'nin ekonomisine para girişi yönünde katkısı olduğunu gördük. Özellikle yine Sayın Şimşek döneminde kredi notlarının arttığını görmüştük ki ona verilen yani ismine verilen bir güven ve kredibilite var. Bunun da farkındayız. Önemli bir gösterge. Fitch'liğini yaptı mı yapmadı mı bir bakalım isterseniz. Cumhurbaşkanı dediği gibi. 31 nolu slaytımızda Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu nereden nereye getirmiş? Nasıl bir seyir var? 24 yıl. Evet. Ekranlara yansıdığı üzere 24 yıllık süreçte düşük seyreden kredi notumuz BBB eksiye kadar yükselmiş. Daha sonrasında 2016 ile beraber aslında bu darbedir, darbe tarihidir. Türkiye'nin demokrasisine vurulan darbeyle beraber notlarda sert düşüşleri gördük. Evet. Daha sonra hükümet sisteminin değişmesiyle bu ivme devam etti. Güven kaybı, işte hukuka olan güven vesaire demokrasinin. Onlar dışarıdan bize bunu negatif fiyatladılar. Yavaş yavaş
Bu seçimle beraber, özellikle 2023 seçimiyle beraber ise Temmuz'daki yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tekrar bir not artışı geldi biliyorsunuz. Evet, bunu tabii takip etmemiz lazım. Türkiye'de Merkez Bankası faizini biliyorsunuz değerli izleyenler sabit bıraktı Merkez Bankası. Burada reel faizi takip edeceğiz. Türkiye para girişi olur mu? Olmaz mı? Şimdi reytingler yavaş yavaş toparlanıyor. Türkiye'de reel faizde de 32 nolu slaytımız ekranlara getirebiliriz. Burada reel faizin artık toparlandığını görüyoruz. Burada iki türlü bakıyoruz. Gerçekleşen enflasyona göre de toparlanmış vaziyette, beklentiye göre de. Dolayısıyla reel faizin şu anda bu gap kapandıkça, bu aralık kapandıkça dövizdeki hareketlenmenin de zayıfladığını zaten gözlemliyoruz. Evet. Dolayısıyla fiyatlamaların döviz bazında dövizdeki hareketliliğin de azalmasını ve enflasyonun yavaş yavaş azalacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Türkiye'de bazı öncü göstergeler var. İsterseniz bir de ondan bahsedelim. Buyurun lütfen. İmalat sanayi öncü göstergesine baktığımızda ise ikinci çeyrek başına göre benzer seviyelerde gidiyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Şu anda Türkiye'de güven endeksleri vesaire bir toparlanma var. Bu yurt dışından para girişine de bağlı, borsa göstergesine de bağlı ama para girişinin olduğunu söyleyebiliriz. Faruk Bey, bunlar tabii veriler ama değerli izleyenlere biraz da piyasadaki somut rakamlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi toplam kredilerde yine bir daralma var. Şimdi tabii ki parasal sıkılaşmadan bahsediyor. Sayın Bakan da bahsetti. Yine bahsetti şeyinde Amerika'daki görüşmelerde. Bu parasal sıkılaşmayı halen değerli ekonomist Hakan Kara da geçen gün söyledi. Sıkılaşma biraz daha devam etmeli dedi. Fakat arkasına değerli üstadımız Şükrü Üstad'ın da yazısında olduğu gibi maliye politikalarını eğer bağlayabilirsek bir anlamı ifade eder. Çünkü bir taraftan para piyasaları var, bir taraftan mali piyasalar var. Mali politikalarla para politikalarının dengeye gitmesi lazım. Şu anda para politikaları biraz daha ağır basıyor. Hemen arkasına mali politikaları eğer eklemezsek ki onun da adımları atılıyor biliyorsunuz. Son derece önemli olacak. Kredilerde parasal sıkılaşmaya baktığımızda 34 nolu slaytımızı ekrana rica edelim isterseniz. Bakın burada ortadaki küçük olan çizgiye baktığımız vakit 2024 yılında bir toparlanma vardı kredilerde ama tekrardan bir daralma gördük. Bu daralmayı takip edeceğiz. Peki piyasada faizler nasıl seyrediyor? Orada 35 nolu slaytımıza göre. Peki üstadım, buyurun. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama şimdi biliyorsunuz ülkemizde bir taraftan mali politikamızla sıkılaştırmadan bahsediyoruz. Bir tarafta diğerden de işte bankalar kredileri biliyorsunuz vermiyor. Yani ne sanayiciye ne ev alımlarında. Verseler de krediler kullanılmayacak derecede fahiş fiyatlar da yükseliyor. Fakat bu arada bankalar da ısrarla kendi yöneticilerine kredi kartlarının çoğaltılmasını yani bakın rakamları aşağı indirmeyi artı işte ek kart verilmesini ve insanların bu parayı kullanabilmesi için, hazırdan yiyebilmesi için daha sıklaştırmaya şeye gidiyor. Verilmesini rahatladı. Buna ne dersiniz üstad? Yani böyle bir dengesizlik de var. Şöyle biraz hani bankacılık piyasasını da takip ettiğimiz için söyleyelim. Burada bir kere maaşlar arttı. Şimdi kredi kartlarındaki limitler dolayısıyla artması lazım mı? Lazım zaten. Şimdi %50 maaşlar artmışsa sizin de kredi kartlarınızın artması lazım limitinin %50 ki gelir gider dengesini koruyabilirsiniz. İhtiyacınız olan vadeli alımları da kredi kartından yapabilirsiniz. Bu var. Bir de bankaların tabii BDDK'nın böyle bir düzenlemeleri var taksitlerin kısılması noktasında. Dolayısıyla o taksitler kısıldıkça bu sefer vatandaş başka bir kredi kartı kullanarak aslında oradaki açığını kapatmaya çalışıyor. Maalesef bankaları burada kredi kartı limitleri biliyorsunuz ki BDDK'nın sınırlamasıyla maaşın belli bir katına kadar vardı. Burada fiktif gelir girişlerinin yapıldığını duyuyoruz. Yani sisteme gelirini örnek veriyorum ki 20 bin lira olan geliri var. Diğer geliri diye 10 bin lira daha giriyorlar kredi kartı tanımlamak için. Ürün satmaya yönelik maalesef yanlış yine uygulamalar var. O yüzden onların muhakkak bence yakın zamanda hem dikkate alınacağını hem de kontrol edeceğini ben düşünüyorum, inanıyorum. Evet. Bu arada 5 dakikalık sürecimizin kaldığını sayın yönetmenim uyarıyor. Tamam, ona göre isterseniz üstadım. Hemen toparlayalım. Kredi ve mevduat faizlerine bakalım. Piyasada geri çekilme var mı? Bir
parça geri çekilme var değerli izleyenler. 35 dolu slaytımızda biz sizlere bunun için ekranlara gördük. Yani bir 65-75 aralığına çıkan bir faiz vardı. Bunun yavaş yavaş 60'ların altına doğru çekildiği görüyoruz kredi faizlerinde. Mevduat faizlerinde ise esasında dünkü Merkez Bankası kararında yapılan çok önemli bir değişiklik var biliyorsunuz ki Türk lirasına olan zorunlu karşılıklara verilen faizleri kredi KKM'ye, kur korumalı mevduata göre ne yaptılar? 10 puan artırdılar. Yani kur korumalı mevduat varsa zorunlu karşılıklar 30 faiz veriyorlar. Ama eğer Türk lirası mevduat varsa bunun karşılığında da 40'a çıkardılar. Bu ayrışma önemli. Dolayısıyla TL mevduat tarafını bankaların artırması KKM'den dönüşü destekleyecek evet alt politikaların oluştuğunu görüyoruz ki buna ben kıymet veriyorum. Çok da güzel doğru bir adım atıldı. İşte biliyorsunuz Faruk Bey, Merkez Bankası'nın genel kurulunda 818 milyar TL zarar, tarihi zarar yazdık. Yani böyle bir rekor var. Şimdi bu kur korumalı mevduatın gerçekten bir an önce kalkması gerekir. 36 dolu slaytımızı ekrana rica edelim. Burada da mevduatın dağılımı. Kur korumalı mevduatın nasıl aşağı geldiğini en alttaki gri çizgiden görüyorsunuz. Yavaş yavaş Türk lirası mevduatında arttığını görüyorsunuz ki döviz ya da YP mevduat diyelim. YP mevduatında yataya döndüğünü hep beraber izliyoruz. Sadece kur korumalı mevduatı göstereceğim. Bu Merkez Bankası'nın sırtında bir yük olduğu için 37 nolu slaytımızı da ekranlara getirelim. 37 nolu slaytımızda kur korumalı mevduatın ne kadar aşağı geldiğini görebiliyorsunuz. Evet, 38 nolu slaytımızda Merkez Bankası'nın faizini koymuştuk ama sabit geçtiğini söyledik. Evet. Son toparlamak için iki tane önemli rapordan bahsetmek evet. istiyorum değerli izleyenlerimize. Ekonomi Kulübü'nde her zaman ilkleri siz duyarsınız. TV41 ekranlarından Türkiye'de bu hafta iki tane güzel rapor yayınlandı değerli izleyenler. Bir tanesi İstanbul Sanayi Odası'nın sürdürülebilir finans raporu. Evet. Sürdürülebilir finans raporuna baktığınız vakit henüz Türkiye'nin önü açık. Sayın Bakan'ın Amerika'daki açıklamaları hemen arkasından Sanayi Odası'nın bir raporu. Birkaç tane slide hazırlamıştım. 39 nolu slide'ımız. Sonrasında 40 nolu ekrana getirebiliriz. Burada sürdürülebilirlik nedir? Neden önemlidir? Değerli izleyenler, biraz ekranlarda hani insanlar okusun en azından, bilgi sahibi olsunlar istiyorum. Bir de sürdürülebilir finans nedir? Bu ekranlardan siz hem sürdürülebilirlik hem de ESG kriterlerini anlatmıştınız. Sayın Kemalettin Dilbaz burada konuşma yapmıştı. Evet. Risk yönetimi tarafında da Sayın Özgün Çınar'ın konuşmalarını siz burada yayınladınız. Buralardan çok değerli kıymetli veriler çıkmıştı. Yine düşük karbon ekonomisine geçişte sürdürülebilirlik finansın önemine ilişkin bir takım veriler var. Değerli izleyenler, bir diğer önemli rapor ise Cumhurbaşkanlığı'nın biliyorsunuz ki finans ofisi var. O ofiste finansal kuruluşlara ilişkin, fintechlere ilişkin bir rapor hazırlandı. Çok kıymetli, okumanızı, takip etmenizi diliyorum. Teşekkür ederim. Faruk Bey söz evet, ben de teşekkür ediyorum değerli üstadım. Programı kapatmadan evvel, daha evvelden kendisini burada konuk ettik. Sayın Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanımız Oğuz Şerif Aloğlu. O bu bize bir kitap hediye etmiş, göndermiş. Bu kitap sizde de var, size de hediye etti. Bana gelmiş, teşekkür ederim. Evet üstadım. Ben tabii bu nedir? Fatihler şehri Gebze. Gebze'yi güzel bir kaleme almış ve ailesinin de tüm okurlarına armağanı olduğunu Şerifoğlu ailesinin armağanı olarak kabul edilmiş bu kitap. Herkesin ulaşmasını isterim, okumasını isterim. Onu da hem bize göndermiş olduğu kitaptan dolayı hem de bunu yayınlayarak... Kitabı kameraya tutabilir miyiz? Gebze'yi anlatıyor evet, sadece. Gebze'yi anlatıyor evet. sadece. Bu kitaba da sahip olur okursanız Gebze hakkında değerli bilgilere de sahip olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar, hayırlı hafta sonları diliyorum.